Ateş nedir? Kendimizi biraz halsiz, hasta gibi hissettiğimizde hemen elimizi alnımıza götürüp ateşimizi yoklarız. Çocuklarımız hastalandığında da aynı şeyi yaparız. Çünkü vücut ısısının yükselmesi, yani ateş, vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğini gösterir. İnsanlar da diğer memeliler gibi sıcakkanlıdır. Yani ortam sıcaklığına göre vücut ısısını ayarlayamaz. Eksi 20 santigrat derecede de, artı 45 santigrat derecede de vücudumuz 37 santigrat derece civarındaki ısısını korumak için çaba harcar. Çünkü tüm enzimlerimiz optimum 37 santigrat derece civarında çalışır. Ateşin yükselmesi veya düşmesi bu yüzden önemlidir. Enzimlerimiz düzgün çalışmazsa bir takım reaksiyonlar gerçekleşemez, vücudumuz zarar görür. Yetişkinlerin normal vücut ısısı 37 santigrat derece civarında olmakla birlikte bu değer kişiden kişiye değişir. Mesela bir kişinin vücut ısısı genellikle 37.1 santigrat dereceyken başka birinin genellikle 36.8 santigrat derece olabilir. Gün içinde de vücut ısısının ondalık değerlerinde farklılık görülebilir. Ateş bir semptomdur ve genellikle enfeksiyon durumunda yükselir. Enfeksiyonla mücadele veren vücudun normal bir tepkisidir. Çocuklardaysa enfeksiyonların yanı sıra aşı olma, diş çıkarma gibi durumlarda da ateş yükselebilir. Ateşe terlemek, üşümek, kas ağrıları, iştahsızlık, baş ağrısı, sinirlilik eşlik edebilir. Ateş, kullanılan termometreye bağlı olarak ağızdan, rektumdan, kulaktan ve alından ölçülebilir. 38 derece ve üzeri ateş yüksek kabul edilir. Dinlenerek, bol su içerek, ılık duş alarak ateş düşürülebilir ancak ateş acil bir müdahale de gerektirebilir. Yetişkinlerde şiddetli baş ağrısı, boyun ağrısı veya karın ağrısı, sürekli kusma, nefes almada güçlük, ışığa hassasiyet, ani başlayan deri döküntüsü, ishal, bebek ve çocuklarda bunlara ek olarak sürekli huzursuzluk, iştahsızlık, hiç durmadan ağlama, göz teması kuramama gibi durumlar ateşe eşlik ediyorsa acil yardım alınmalıdır.